Arkadaşlar merhabalar ben avukat Ayhan Öğmen siz değerli takipçilerimizle son dakika gelişmeleri değerlendirmek için karşınızdayız biliyorsunuz bu yaşanan virüs krizinden dolayı gerçekten endişe verici günler geçiriyor bütün insanlar şimdi tabii bu son dakika haberini yapmamızdaki önemli sebeplerden bir tanesi çok ciddi anlamda özellikle ceyvan vizesiyle statüsüyle şu an Amerika'da bulunan öğrencilerin diyebiliriz ya da gençlerimizin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaya başladılar şu birkaç gün içinde ve çok değişik şekilde sorular geliyor özellikle ceyvan programı ile buradaki otellerde tatil köylerinde restoranlarda bir yıllık çalışma vizesiyle burada olan takipçilerimizden yaşadıkları sorunlarla ilgili haberler geliyor. Sorular geliyor. Ve ikincisi Hopier öğrencilerimizin burada çalışan, Ceyvan'la çalışan gençlerimizin yaşadığı sorunlar da epey sıkıntılar duyuyoruz. Bize ulaşıyor şu an. Yani bu tip durumlar maalesef bu virüs krizinin şu an e, tabii iş gücünü etkilemeye, ticareti etkilemeye başladığını zaten bunu konuşuyoruz geçen haftadan beri ve etkilerini bir bir görmeye başlıyoruz ve dolayısıyla bu tarz C1 programı ile burada bulunan gençlerimizin de çok ciddi anlamda endişeleri var. Bir de özellikle work and ile gelecek öğrencilerimizin, gençlerimizin bu noktada kaygıları ve soruları çok var. Dolayısıyla bu son dakika haberiyle bu noktada siz değerli takipçilerimizden bize ulaşan belli soruları siz değerli takipçilerimizle paylaşıp hem bu takipçilerimizin sorularını cevaplamak hem de size de bu noktada bilgi vermek amacıyla karşı karşıyayız. Şimdi genelde bize ulaşan ve epey endişe verici sorulardan bir tanesi şu. Amerika'da C1 vizesiyle bulunan pair'ler veya internship programına dahil olanların sözleşmeleri koronavirüsü nedeniyle iptal edildi bu durumda kişilerin yasa hakları nelerdir diye bize ulaşan epey bir soru var bu noktada. Gerçekten öğrencilerimizin, gençlerimizin buradaki bu Ceyvan programı ile çalışanların iptal edildiği, işten çıkarıldığı, eve alınmadıkları yönde çok ciddi anlamda bize ulaşan sorular var. Şimdi öncelikle haklar noktasındaki duruma gelelim. Yasal haklar noktasında burada bir kez anlamamız gereken nokta şu. Eğer işveren ve çalışan arasında bir sözleşme varsa o sözleşme şartlarına uyulması gerekiyor. Dolayısıyla bu sözleşme şartlarının neler olduğu önemli. Ki biliyorsunuz genelde Amerika'da işveren ve işçi arasındaki ilişki genelde isteğe bağlı. Yani sonuçta işveren işçiyi istediği zaman çıkarabilir. işçi istediği zaman işten ayrılabilir. Dolayısıyla bu noktada bir kısıtlama genelde yok. Bunun istisnası neler olabiliyor? Sözleşme. Eğer işveren ve işçi arasında bir sözleşme varsa bu sözleşme çalışma zorunluluğu gerekiyorsa, kişinin çalışması gerekiyorsa ve çalıştırılması gerekiyorsa ya da kişi işten çıkarılamayacaksa belli sebepler dışında veya yapılırsa bunun karşılığında bir tazminat ödenecekse ayrı. Bu sefer tabii kişi yasal sözleşmeden Doğan, yasal haklarını talep edebilir. Yoksa işveren ve işçi arasında bu noktada iş hakkını ya da sözleşmeyi istediği zaman iptal edebilme durumu var ve bu herhangi bir maalesef yasal hak diğer tarafa getirmiyor. Nasıl anlamak lazım buradaki durumu? Dikkat edeceğiniz nokta şu olacak bu tip bir işin iptali gerekçesiyle karşı karşıyasanız ve bunun sebebi şu an koronavirüsün yarattığı durumuysa panik hem sağlık hem ticari anlamda yarattığı panik durumuysa size özellikle tavsiyem öncelikle tabii ki sponsor ana firmanızla görüşmeniz o firmadan karşı karşıya kaldığınız durumla ilgili ne tür mağduriyetlerinizi karşılayacaklarını öğrenmenizde fayda var. Eğer oradan bir şey alamıyorsanız o zaman işverenle görüşüp bu iş aktinin ne kadar süreli iptal edildiğini görebilmesi anlamında detayı öğrenmenizde fayda var. Dolayısıyla bu nokta gerçekten şunu söyleyebilirim. Eğer özel bir sözleşme yoksa size belli haklar sağlayan maalesef bu tip iş iptalleri ya da işten çıkarılma durumlarının karşılığında sadece diyelim burada bulunan Z departman aracılığıyla verilen unemployment insurance durumları var. Bunlardan faydalanabilen mesela Amerikalılar burada yaşayan oturma olanlar bundan ancak faydalanabiliyorlar. Dolayısıyla işveren çıkarabiliyor bu noktada ya da işçi işten çıkabiliyor. Ben sadece şunu öncelikle söyleyeyim tabi bu arada diğer sorular var orada da belli noktalara cevap veriyor olacağım. Sonunda da bir tekrar bir özet geçmeye çalışıp sizler takipçilerimizi bu noktada bilgilendirmeye çalışacağız. Diğer gelen soruya bakıyorum bizim takipçilerimizden bize ulaşan. Malum bu virüs olaylarını biliyorsunuz. Biz Amerika'da daha düne kadar J1 internship ile çalışıyorduk ama dün bu virüs sebebiyle bir anda bize geri dönüyorsunuz, işten çıkartıyoruz gibi şeyler söylendi. Şu an bizi geri ülkemize göndermeye çalışıyor. Diyorlar. Bir senelik sözleşmemizin hiçbir önemi yok gibi davranıyorlar. Paramız yok diyoruz. Cevap vermiyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz Ayhan Bey. Bu durumda hakkımız nedir? Ne yapabiliriz? Elimiz kolumuz bağlı kaldık diye bu değerli takipçilerimizden epey bu şekilde gelen üzücü sorular ve gelişmeler var. Şimdi ben şu noktada bu değerli takipçilerimize yönlendirmede bulunabilirim ki bu hafta bu noktada tavsiyede bulunduğumuz bazı Ceyvan arkadaşlarımızın olumlu sonuç aldığını gördük. Yani o da şu. Sizin eğer iş aktinizi yani iptal ediyorsalar şimdi bir şey anlamanız lazım öncelikle. Gerçekten bir felaketle karşı karşıyayız. Yani keyfi bir çıkarma yapılmadığı ortada. Sonuçta bu gelişen bir felakette kimsenin evden çıkmaması, restoranlara gitmemesi, otellere gitmemesi, otellerde kalmaması bu tip önlemler alınmasını vatandaşlardan bekliyorlar. Dolayısıyla bu iş yerleri de şu an iş durumunu kaybetmiş durumdalar. Dolayısıyla verdikleri sözü yerine getiremiyor görülüyorlar. Bizim bu noktada tavsiyemiz şu ve ana firmalardan, sponsorlardan, diğer cevap bazı öğrencilere gelen tavsiyeler de şu yönde. İki yönde bir ya tamam çıkarılmakla karşı karşıya kalıyorsak o zaman bizim güvenli bir şekilde ülkemize dönüşümüzü sağlayacak yol paramızı, uçak paramızı karşılayın ki biz hemen dönüşümüzü yapalım. İkincisi eğer bu koronavirüs durumu ortadan yakın bir sürede kalkarsa lütfen biz tekrar ücret ödemeden DS formumuzu düzenleyip bizim tekrar gelip programımıza başlamamızı devam etmenize imkan sağlayın gibi taleplerle gitmenizi ben mantıklı görüyorum. Bu noktada bu hafta bazı CEVAN öğrencilerimizin olumlu sonuç aldığını gördük ve ara firmada bu noktada destek oldu. Bazı işverenler bilet noktasında destek oldular ve bu şekilde mağduriyetleri giderilmeye çalışıyor. Ama şunu anlamanız lazım. Hani kalkıp bütün mağduriyeti sağlanacak ya da bunun mücadelesini verecek bir durumda değilsiniz. Dolayısıyla bizim gördüğümüz diğer bir durumda tabii sigi öğrencilerden gelen nokta da şu. Hani biz dönelim mi kalalım mı? Ama tamam, kaldık diyelim ama nerede çalışabileceğiz? Çalışma imkanımız mümkün değil. Zaten virüsten dolayı yaşanan krizden dolayı bir iş bulabilme durumumuz yani ana firmanın sponsor firmanın bize onay verip tamam A yerinde değil B yerinde çalışın deme durumu da görünmüyor. Dolayısıyla bu şekilde yaşanan bir kriz ortamında bu tarz size gelecek teklifleri değerlendirmenizi, eğer teklif gelmiyorsa da bu teklif gelmiyorsa o teklifleri sunmanızı mantıklı görüyoruz. Nedir bu? Ana sponsorla görüşüp Tamam biz geri dönüşü yapacağız ama mağdur durumdayız. Yol paramızın karşılanması lazım. Ya siz ya da işveren bunu karşılamasını talep ediyoruz demeniz. İkincisi de lütfen biz döndük ve bu virüs krizi açıldıktan sonra bu programımıza gelip tekrar ücret ödemeden katılmamıza imkan sağlayanın pazarlığını yapıp onlardan bu noktada onay almanızı tavsiye ediyoruz diyebilirim. Diğer takipçilerimizden gelen bir soruda şununla ilgili au pair ile ilgili birkaç sıkıntılar gördük. O da şu yönde ben özellikle okumak istiyorum ki bu durumu anlaşılması için. Ben Amerika'da au pair'im. Bir yıldır bir aileyle kalıyordum ve bu hafta aile bana yıllık izinimi kullanmam için izin verdi. Ben de iki gündür arkadaşımla kalıyordum. Ailenin de aslında bu durumdan bilgisi vardı ve izin vermişti ama aile bugün bana mesaj atıp dışarı çıkıp arkadaşımla kaldığım için koronavirüsünden dolayı eve gelmemem gerektiğini söyledi. Eşyalarımı bile kendimin almamasını belirtip asla eve gelemeyeceğimi söylediler ve beni sokağa attılar. Bu konuda nasıl bir yol izleyebiliriz, ne yapabilirim diye bu takipçimiz bize ulaşmıştı. Bu soruyu özellikle paylaşmak istiyorum ki OPR arkadaşlarımızın dikkatli olması yönünde. Şimdi iki durum var burada. Bir, Yaşanan bir felaket var ve bu noktada vatandaşların duyarlı olması, dışarı çıkmaması yönünde önlemler var. Bir, buna dikkat edilmesi lazım. Tabii iki, sizin neredeyse bir süredir, bir yıldır yaşadığınız bir evden sokağa atıldığınız var. Burada benim söyleyeceğim nokta şu. Özellikle o peyir arkadaşlar şu dönemde ev dışına çıkma durumunu gerçekten minimize indirmeleri gerekecektir. Çünkü bir şekilde kendileri ya da ev bireyi evdeki diğer bir bireyin eve herhangi bir virüs getirme noktasında yaşanacak kaos ortamının içinde bulunmamaları için. İki, eğer bu takipçimiz gibi sokağa atılma durumuyla karşı karşıya kaldıysanız hiç çekinmeden hemen 911'i arayıp polis çağırabilirsiniz ve polis geldiğinde polise bu evde kaldığınız ve çalıştığınızı evden atıldığını söylediğinizde polis size o eve girişinize imkan verecektir ve o kişilere de sizin bir probleminiz varsa o zaman mahkemeye gidin bu kişiyi çıkarmaya çalışın evden diyecektir. Unutmayın bu işçi ve işveren iptalinin yanında sizin yaşadığınız bir evden dışarı atılmanız. Dolayısıyla yaşadığınız bir evden bu şekilde dışarı atılamazsınız. Hele bu virüs ortamında bu şekilde sizi evden dışarı atamazlar. Önlemi bu şekilde alabilirsiniz. Tabi diğer bir söyleyeceğim nokta dikkatli olmanız. O açıdan da işçi ve işveren ilişkisi iptal edilebilir. Ama bu şekilde evden çıkarılmanız doğru değil. Çünkü ortada kalmamanız gerekiyor deyip takipçimizin sorusunu sizinle beraber paylaşmış olalım istedik. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde bize. Arkadaşımın 5 yıllık cevan vizesi var ama programı 1 yıllık bir program. Koronavirüsünden dolayı programları sonlandırdılar. Bu durumda ne olacak diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin var olan bir cevan vizeniz var ve programınız iptal olursa burada kalamazsınız. Dolayısıyla en kısa zamanda çıkış yapmanız lazım ya da yasal süreç bitmeden statü değişikliği adımın atılması lazım. Eğer çıkamayacaksanız, dolayısıyla programınız iptal olduğu için çıkmanız gerekiyor. Ara firma ile görüşüp size en azından 30 gün kadar süre vermelerini, ki seyahat durumunu planlamanızı ya da 30 güne de seyahat edemezseniz bu krizden dolayı en azından koronavirüsü taosunun bitmesini bekleyip çıkış yapmanız noktasında ana c firma firmayla görüşüp sponsorla bunu netleştirmenizde fayda var. Tabi bu arada da ne yapılabilir? Çıkamıyorsanız, kalıyorsanız statü değişikliği adımları atılabilir. Bu noktada da yasallığınızı ihlal etmemiş olursunuz. Bazı takipçilerimizden gelen sorular da şu şekilde soruyu anlatacağım size. Bugün itibariyle çalıştığım restoran virüs nedeniyle kapandı. Unemployment benefits'e başvurmak istiyorum ama benim 10 yıllık Green Card'ın prosesinde şu an almak istediğim benefit ve Green Card sürecini nasıl etkiler? Yeni yasa devletten yardım alanlar Green Card alamaz dediği için Green Card'ımı iptal etme durumu var mı diye takip ediyoruz ve soruyoruz. Tabii bu neyle ilgili burada oturumu olan Yeşil Kart olan ve Yeşil Kart'ını yenileme sürecinde olan bir kişi ya da kişilerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla buradaki olay şu. Sizin alacağınız unemployment benefit sizin Yeşil Kart alma sürecinizi etkileyecek federal desteklerden değil. Dolayısıyla sizin çalıştığınız için çalışanınız tarafından ve sizin bağışlarınızdan oluşturulan pul yani bütçeye ayrılan paradan size yapılan ödemelerdir. Dolayısıyla bu noktada gönül rahatlığıyla adım atıp unemployment parasını alabilirsiniz. Benefitini alabilirsiniz. Bu sizin yeşil kartınızı etkileyemeyecektir deyip bu noktadaki endişesi olan Green Card sahibi takipçilerimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Ailece Green Card sahibiyiz. 2 yıl sonra ABD vatandaşı olmayı planlıyoruz. Bekliyoruz. Malum yaşanan bu virüs dolayısıyla birçok şirket kapandı. Benim çalıştığım iş yeri de en az birkaç aylığına kapalı olacak. Ne zaman açılacağı belli değil. Bu süreçte maddi yardım almak için unemployment insurance başvurusunu yapabileceğimiz söylendi. Fakat ileride vatandaşlık konusunda sıkıntı yaratır mı diye merak ediyorum diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi yeşil olup vatandaşlığa gidiyorlar. Bu tarz benefitlerden dolayı endişelenecek bir durumunuz yok. İki, zaten unemployment insurance'e alacağınız destek sizin çalışmanızdan dolayı kesilen federal bir yardım değil. Federal bir durum bile sizi etkilemiyor. Bunu söyleyeyim. Çünkü aşağı gidiyorsunuz. Ama dediğim gibi unemployment insurance'ı bu noktada size sorun yaratacak bir benefit değildir. Lütfen bunu almaktan çekinmeyin. Evet diğer bir e, takipçimizden gelen soru şu yönde. Korona virüsü nedeniyle c çalışmamızı durdurdular. Otel kapandı. Sponsor iptal etmiş çalışmayı. Ben çalışma vizemle kalıp başka bir iş bulursam Amerika'da kalabilir miyim diye bir takipçimizden gelen soru var. Sizin c vizeniz durdurulduysa eğer sponsor iptal ediyorsa lütfen onlarla irtibatlı olup onlara size en azından 30 gün ya da şu korona virüsü sebebiyle seyahat problemlerinin kalktığı noktadan itibaren ya da o zamana kadar iptal etmemelerini statüzü tavsiye etmenizi onlara bu nerede bulmanızı tavsiye ediyoruz. Tabi bu arada siz eğer burada statüzü değiştirme noktasında adım atabilirsiniz. Var olan Ceyvan vizenizde başka bir yerde çalışmanız mümkün değil. Bu istisnası ne olabilir? Ana firmaya derseniz başka bir iş yeri var. Lütfen orayı bana onaylayın. Ben oraya Ceyvan vizemi aldıracağım derseniz bu noktada gerekli desteği vermeye çalışabilirler. Ama yoksa onlar olay vermiyorsa işte ben başka yerde çalışayım demekle akıllıca bir adım atmış olmazsınız. Cevam vizesi kaybetmiş durumdasınız. İlan etmiş oluyorsunuz. Tavsiyemiz o zaman hiç yapamıyorsanız kalacaksınız. bir süre daha burada statü değişikliği adımlarını atıp sizi başka bir statüye geçirmek olacaktır deyip takipçimizin bu noktada sorusunu cevaplamış olalım. Tabi diğer c vizesi takipçilerimizden gelen bir soruya geçiyorum. O da şu önde C1 vizemiz iptal oldu. Bizi geri gönderiyorlar virüs sebebiyle. Herkes istediği kontratı iptal edebiliyor. Biz kira kontratını iptal edemiyoruz. Para istiyorlar ve depozitoyu vermiyorlar. Bu durumda ne yapabiliriz deyip bu takipçimizden gerçekten çok yerinde gerçekten yaşanan sıkıntının başka bir penceresini ya da tarafını gösterdiğini görüyoruz. Aynen öyle doğru söylüyorsunuz. Siz işi kaybedebiliyorsunuz. Bu virüs sebebiyle C1 programınız iptal edebiliyor. İşi kaybedebiliyorsunuz. Siz de bu durumda dönük mülk sahibine ki kiraladığınız yere biz çıkmak zorundayız. Biz kira ödemesi yapamayacağız. Lütfen içeride kalan depoziti geri verin. Ya da kalacak şu sol sayın. Biz ama çıkışımızı yapıyoruz değil Bu noktada çekilmeniz gereken hiçbir şey yok. Eğer bu nokta için dava açıp ilerleyecekseler endişe edeceğiniz bir durum olmasın. Bu virüs sebebiyle kalamadığınız, ödemeyediğiniz nokta sonra açıklanabilir. Ama dediğim gibi ortada bir kira sözleşmesi var tabii. Kira sözleşmesi ilal ettiğinizde mülk sahibi tabii ki mahkemeye gidip alacını almaya çalışabilir. Ama şu ortamda onu zaten yapamayacak. Sonradan bunu yapmaya çalışabilir. Ama sizin de yerinizde bir gerekçeniz var. Benim size tavsiyem sizin kira sözleşmesinde uygun şekilde belirtilen şekilde mülk sahibi de not yapmanız, ihtarname çekmeniz ya da postalamanız ya da e-mail çekmeniz bir şekilde nasıl kira sözleşmesinde belirtildiyse karşı tarafı uyarıp yaşanan bu olaylardan dolayı orada kalamayacağınızı, ödeyemeyeceğiniz, devam edemeyeceğinizi belirtmeniz, yazılı halde bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu tabi c vizesindeki olan öğrencilerimiz için yapacağım bir tavsiye lütfen yanlış algılanmasın. Bir soruya daha geçeceğim. O da şu yönde. Bu yaz ki Work and Travel programı için Ceyvan 1 öğrencilerin virüs dolayısıyla Amerika'ya alınmama durumu var mıdır? Çok Ceyvan 1 Work and Travel adayı olan öğrencilerimizden bu soru bize bu hafta ulaştı. Ben şu şekilde cevap verebilirim. Şu an iptal edilen bir program yok. Şu an J1 Work and Travel programına katılılmayacağı ya da Türkiye'den katılmayacağı tarzında bir açıklama yok. Ama önümüzdeki haftalar ve aylar bu noktada nasıl bir karar alacağını gösterecek. Ama bugün itibariyle bu noktada bir iptal yok. Bekleyip nasıl bir süreç bizi beklediğini görmemiz lazım. Çok olumlu bir günler beklemiyor onu söyleyebilirim. Ya da program iptal edilebilir gibi yani program iptal edilmese bile askıya alınma noktasında bu yaz için adımlar atılabilir. Tabii çok erken bu noktada siz değerli takipçilerimizi yanlış yönlendirmek istemem. Tavsiyem şu olacaktır. Siz program için yapmanız gerekeni yaptınız, başvurdunuz ve vizenizi bekliyorsunuz ya da vize görüşmenize gittiniz, çıktınız ya da gideceksiniz ya da konsolosun askı dönemini kaldırmasını bekliyorsunuz ki vize askılarını durdurma şeyini ki vize görüşmesine katılabilir. Siz bu adımlarınızı atmanıza bakın şu an ondan sonra programın akıbeti ya da geleceğin ne olduğunu hep beraber görüyor olacağız. Siz değerli takipçilerimizden J1 programında olan, au olan, otellerde çalışan, internship programını yapan, work and travel programına gelecek olan ve tabi diğer virüs sebebiyle maruz kalan takipçilerimizden durumları hakkında endişeli olan takiplerimizde bilgi vermek için bu son dakika haberi hepsini cevaplayacak şekilde yapmak istedik. Söyleyeceğim şu var son olarak. Kesinlikle biliyoruz kolay bir şey değil. Lütfen panik yapmayın. Temkinli yaklaşın. Öncelikle bu virüsün yayılmasını engelleyecek adımları atıp hem sağlık kuruluşlarından hem devlet kuruluşlarından gelen tavsiyeleri ve kurallara lütfen bir bir dikkat edelim. İkinci nokta tavsiyem de bu noktası takipçilerimize. Herkes aynı gemide şu an inanılmaz sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu öğrencileri ve bu bu iş yerlerini, bu ticareti kesinlikle etkiliyor sağlığın dışında. Ama dediğimiz gibi sabırlı olmak lazım. Kesinlikle moralinizi iyi tutun. Moralinizi bozmamaya çalışın. Ve önümüzdeki günlerle umarız daha güzel haberlerle karşı karşıya oluruz. Ama dikkat edin kendinize. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Sevgilerle en kısa zamanda görüşmek üzere.